Cenazemize Hoş Geldiniz adlı kara komedi türündeki sinema filmi seti çıkıyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı filmin senaryosunu oyunculuğuyla da çok konuşan Gonca Vuslateli kalem alıyor. İşte merak edilen filme dair tüm detaylar. En son 2022 yılında çekilen Allah Yazdıysa Bolsun filmiyle setlerde yer alan, ardından da bir süredir setlerden uzak olan yetenekli oyuncu Gonca Vuslateli kendisi için çok özel bir projeyle setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu çok yakında senaryosunu kendi yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz adlı kara komedi türündeki sinema filmi için sete çıkacak. Geçtiğimiz aylarda Gonca Vuslateli'nin yazdığı senaryo onun filme aktarılacağı gündeme gelmişti. Yapımını Medya Yapım'ın üstlendiği usta yapımcı Fatih Akoyun desteğiyle Gonca Vuslateli ile yazdığı senaryoyu Doğacan Perkün Güneş'le beraber kaleme aldı ve yönetmen koltuğunda Ömer Sinir oturacak. Film 10 Ağustos Çarşamba günü sete çıktı. Filmin Cümbüş Cenazı olan ilk ismi de değiştirilerek bomba bir oyuncu kadrosu ile filmin yeni adı Cenazemize Hoş Geldiniz oldu. Senaristliğinde ve oyuncu kadrosunda yer alan Gonca Vuslateli'nin imza aslını taşıdığı Cenazemize Hoş Geldiniz filminin başrollerini Sinem Ünsal ile Kubilay Aka paylaşıyor. Sinem Ünsal Cenazemize Hoş Geldiniz filminde İrem'e hayat verirken Kubilay Aka Ozan karakterini canlandıracak. Sinem Ünsal daha önce Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk Kızı, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün ve son olarak Fox TV ekranlarında yer alan yazlık dizi Gizli Saklı'da rol almıştı. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen Cenazemize Hoş Geldiniz filminde Ozan ve İrem adlı iki sevgilinin nişanlanma süresiyle başlayan, daha sonra işi ailelerin dahil olmasıyla konusu daha eğlenceli bir hal alıyor. Medyapım imzalı Cenazemize Hoş Geldin filminin adeta yıldızlar geçidi olan oyuncu kadrosuyla da büyük ses getirecek. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Kubilay Aka yer alırken filmde ayrıca Büşra Pekin, Gözde Seda Altuner, Güven Okna, Ufuk Özkan, Müge Boz, Şükran Ovalı, Yiğit Özşener, Reha Özcan ve Beren Gökyıldız gibi önemli isimler de rol alacak. Filmin 2023 yılının ilk aylarında vizyona girmesi bekleniyor. Başrol karakteri hayat veren Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde havaalanı yönetim bölümünden mezun oldu. Bir süre havaalanında çalıştı. Bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaştı. Ardından da Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. Aka oyunculuk eğitimi de aldı. Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat verdi. ...2018 yılında Aşk Bu Mu filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. ...2020 yılında Netflix'e yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterine hayat verdi. Dizi Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yaptı. Türk internet dizisi gençlik, komedi ve drama türünde işlendi. Burada Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerle rol aldı. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaştı. Oja Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yaptı. Senaryosunu Meriç Acemi kaleme aldı. Romantik komedi türündeki dizide Hatice Aslan, Utku Ateş, Meli Bendeli ve Beril Kayar gibi isimlerle rol aldı. Dizi 4 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona erdi. ...2022 yılında Oğlum dizisinde Bulut Yalçın rolünü canlandırdı. Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Proje tasarımını Ahmet Katıksız yaptı. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturdu. Senaryosunu Hürer Eboğlu ve Sevgi Yılmaz birlikte kaleme aldı. Müzik
psikoloji ve dram türündeki dizinin başrollerinde Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüter ve Timur Acar rol aldı. Dizi 25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 15. bölümüyle final yaparak sona erdi. Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 tarihinde Azeri kökenli bir baba ve Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Asker olan babası sayesinde birçok şehir dolaştı. Üniversite eğitimine kadar İzmir Foça'da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı bölümünde çift anadal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye'de özel kurslarla oyunculuk eğitimi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 2016 yılından itibaren televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Sinem Ünsal 2019 yılı Ocak ayı itibariyle tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Sinem Ünsal 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Sibel karakteriyle yardımcı oyuncu oldu. Ardından Çoban Yıldız adlı dizide Güneş karakterini canlandırdı. Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar, Menderes Samancılar, Serhat Özcan ile birlikte rol aldı. 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk'ta Gülsüm karakterini oynadı. ...2018-2019 yıllarında Kızım dizisinde Buğra Gülsoy, Leyla Lidya Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Tugay Mercan, Serhat Teoman, Suna Seyler, Selin Şekerci ile birlikte rol aldı. ...2019 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı ve yönetmeni Yusuf Pir Hasan olan Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez, Savant Sendromlu Doktor Asistanı Ali Vefa karakterini canlandırırken, Mucize Doktor dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Gökçe Akyıldız ve Reha Özcan yer aldı. ...2021 yılı itibariyle Elbet Bir Gün dizisinde Gizem Kılıçlı karakteriyle tekrardan başrol oldu. Dizide Sinem Ünsal başrolü Şebnem Bozoklu ve Burak Yaman Türk ile paylaştı. ...2019 yılında ayrıca Raif ile Letafet oyununda Letafet'e hayat verdi. Aynı yıl Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne aday gösterildi. 2020 yılında ise Eğitim Bilimleri Ödülleri'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandı.